Hoş geldiniz arkadaşlar. The Screaming Eagle ve Ramazan Köylü'nün kapışmasını izleyeceğiz şimdi. Alperen OKW oynarken Ramazan da İngilizlerle oynuyor. Komutanlara bakalım. Yayınlayayım beyler. Bakamadım komutanlara. Yayın güzel. Yayın güzelse iyi. Alperen gitmiş bile. Bir koçerim gameplay. 1v1 ya. Gider tabi. Direkt aklındakini yapacak. Hadi bakalım. Şey çok zor oluyor ama ya Ahmet'te. Sen iyi biliyorsun zaten. 1v1 İngiliz oynamak harbiden yıpratıyor. Yani bazı handikapları var. OKB bazı araçlara getirirse özellikle bir komutan gitmen gerekiyor. Ne bileyim mühendis falan getirmen gerekiyor. Evet. Çok handikaplı ya şeye. İstatistiklere bakarsan %70'e %30. Şey mi? Genel olarak kazanıyor mu? Hmm. %30'larda. Vay be. Baya büyük bir oranmış ya. Evet evet. Şey, İngiliz'in 2v2 1v1 çok kötü. İngiliz takım oyuncusu çıktı o zaman. Şöyle düzeltelim. Çok gittin diyor. Yani Berkay burada mısın? Buradayım. Hani botu çaldın geri iade etmedin. Nasıl bir iş işte? Al götür senin olsun. Arabadayken sıkmıyor. Tekrar indirmesi lazım. Berkay yap. Alt taraflar gibi sende. Oo bayağı iyi bayağı iyi. Aldı. Evet olsun. İyi bir trade abi bence. Yolda gittim nerede? Bak görüyor musun oyun başı dezavantajı? Adamın 3 modeli varken senin 2 modelin anca oluyor. 3 model derken 3 birim. Evet. 4, artı 4 oldu zaten ya. Bu geldi de var. Daha arabayı tamir edecek olmuyor. OKV 3 section oynamak efendim? Daha mantıklı değil mi? OKV 3 section oynamak daha mantıklı değil mi? Sizce? Ha. Değişir ya. Bana göre sanki değişir evet. Doktrine göre de değişir. Hepsine ya şimdi hani OKV'nin section'lara karşı böyle güzel bir ateş gücü yok çünkü ideal bir ateş gücü karşı koyabilecek. Aslında yeşil siperdeyse ama burayı almayı bırakıp burayı alması lazımdı Alperen'in. Şey o halde. G43 fısiller aslında iyi seksiyon zaten. Evet. Çok iyi ama bence. Oyun başı için bahsediyorum ben bu olayı. Öyleyeceğinde de şey avantajlı. Box avantajlı. Section'a karşı. Yok yok genel olarak. Hani ikisine karşı. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam onun Panzer IV'sunun cooldown süresi daha az. Kurmaya binaya mı sokmuş askerini baksana be abi. Abo! Geçmiş olsun. Öldü o. Onu kurtaramaz artık. Aynen aynen. Avantaj geçtirecektim de. Yazık olmuş vallahi konuda. Ama can yok ki. Bir kadımcık canı var. Bak sadece bir model sıkıyor. Diğer ikisinin arkası dönük. Tam görüşte olmadığı için tüm modellerin görüşte olması gerekiyor anlaşılan. Infantrie section daha fazla görüş. Alper'in en büyük hatası buraya almaması valla. Şuradaki kaynakların hiçbiri gelmiyor. Utanmasa evet. Base'ine girecek şeyle arabayla. Ama piyadesi bug'da kaldı ya. Kurtarmış. Hayır kurtarılmıyor o. Dalgınlıkla başka bir üçlük vardı o gidiyordu onu olsam. O binayı yıksa infantry dışarıdayken çıkamaz mı? Yok hiç çıkamaz. Ya da şu şeyi... Yok ya. Şurayı belki tankla esse abi mümkünse. Belki bir ihtimal hiç denemedim ama. alt tuşuyla kameranı değiştirebilirsin, daha rahat görürsün. Bu map bug'lı map ya demek. Yok ya, istese de esse de çıkmaz direkt binaya. Bug'lı map. Ölümleri savunacak artık oluyor. O birimi kaybetse daha iyi. Aslında şeyi getirseler ya, delete basınca Ejof'taki gibi. Dördüncü boksuyla bakalım. Ramazan. MG ver, MG ver çabuk. Burada çok güzel bedava bir oyun buldum. Strateji oyunu, Jo2'ye benzeyen. Atayım. Oyuna bakın, orta çağda geçiyor. Sonra atarsın onu, şimdi maça odaklanalım. Çek, sola çekse o tuşunu öbür section'in görüş alanından çıkarıp. Kaçırdı. İngiliz'in avantajı daha fazla gibi. Şu an. Tamam, bu ölecek zaten. O model işi çok zorladı onu ya. O bayağı XP almıştı bayağı. Onun ölmesi kötü oldu. Binaya girdi ya. İngiliz'in mermi projektler sanki daha bir kalın çıkıyor. Görüyor musunuz? Normal kardeşlerinize göre. Yani biraz öyle duruyor. Yani zaten daha bir hisli böyle. Yeni vuramaz zaten. Ondan sonra şey geliyor işte. Kopya korkmuş. Şu oyun sesini biraz ayarlayayım. Bir dakika uzanayım. Afk'yim. İyi, makine bayi vermiş. Ha, motoru bozdu işte. Çok büyük sıkıntı. Evet, bu motoru yemeyecekti. Yemese de çok fazla ateş desteği verecekti o araç ona. Evet. Box'a geri çekmek zorunda kalırdı. Bu araç çıkartan olduğum için. İkisinin de başına talihsiz şeyler geldi şimdi. Bak burayı yine aldı Alperen. Evet, birisi araç kaybetti, birisi binada model kaybetti. O zaman dengeden diyebilir miyiz? Bir tık öyle. Yine var kardeşim. Aslında iki silahın da kalibresi aynı. Yok kalın. Oyunda abi şey... Ha, sen gerçekten bahsediyorsun, pardon. Bolt gelecek mi? 57 girmiş olması lazım. Alperen abi... 2 wipe dedi, aynen yok. O sıkıştı sanırım. Bakalım. Erken brem vermiş. Güzel. Bomba gelir mi? O yedi. Eyvah. Hem de bomba vermiş Ramaz'a. Bitti maç. Maç bitti. Hayır öyle şeyler söylemiyorum. Şey yapmadı zaten. Abi ama çok kötü etti ya. 5'li yapmak yerine silah upgrade'iyle bomba açtı zaten. 5 kişiye gerek olmadı. 5 kişi yapmış. Oh mis. Geldi, öldür. Maçta bitecek bir şey yok da. Ben erken konuştum, evet. Biraz şey yapıyor. Fazla manpower kaybediyor. Biraz daha geri planlanması lazım. Bakalım gözükecek mi? Aa, Ramazan'da takılı kaldı. Şöyle yapsak. Hah, şimdi düzeldi. Kayıplar burada yazıyor. Polşim giderken mi öldü ya? Ben görmemişim. Şurada Polşim bir el bombası yedi. Sonra tüfeklerle öldü hemen. İndiği gibi öldü ya. Çok kötü oldu. Aynen, gökten inip ölen Jaeger gibi oldu. Aslında... Screen bir tane şey bassa, flag bassa, half-track. Güzel olur. Açmış da geliştirmesini. Biraz kaynak lazım. Bu İngiliz şu an cephe yavaş yavaş bayağı kendini çevirecek gibi. Piyade üstünlüğüyle. Antank hata. Antank hata bu arada ya. Araç görmeden antank gidelim. Şöyle botlar tutuyor. Bak bu silahlıyı kaybetmesi lazım. Berkay. Bunu mu diyorsun? Onu kaybetmemiz lazım. Var. Çünkü o diğerleri de silahlanacak birazdan. Bir tane daha silah geldi. Alperen'in şu an yapması gereken bir uçak savar getirmesi lazım. Mert abinin dediği gibi bir de ben şey de isterim. Neydi? Avundan. Ah, tam da bunu getiriyormuş bak. 75'lik. Hayır. Çünkü İngiliz burada durup da sıkıyor. Kafasını yer. İngiliz oynayanlar bilir arkadaşlar bu şey nasıl bulduğunu. LG'nin ve AG-18 Sportcar. Bana bir söyleyeyim mi? Riske atıp şey bile yapabilirdi ha. Flag bile koyabilirdi kurulu bölgelere. Savaşı bir cepheye çekerdi. Evet, mantıklı. Tutardı. Hangi mortar pit kurması gerekiyor? Kuramıyor. Kuramadığı için de vuramaz. Mesela half-track bassa şu sağ tarafı tutar. Evet. Hem şey benzini tutar oradan hem şey de tutar. Ramazan de tutar. Tehlikeli spora gidiyor baksana komando getirmiş. Tehlikeli şeyler yapabilir Ramazan. Evet, piyadesi çok güçlü Ramazan'a. Şu anda 2 tane piyat verse hoş olur. Peki Wolfscher'ine Wolfscher'ine gidebilir miydi? Yani onun yerine. Koçum erken oyunda iyi değil. Koçum son bilan yapmadan koçum oynamak sararlı. Koçumun jam point'i az Volsk'a göre. Evet sanki bir tık öyle gibi evet. Kaç tane pencere var burada? Hiç pencere yokmuş bak burada. Yok zaten. Bu arada zaten bir tık şey ya. Ben hiç sevmem bu arada. Açıkçası söyleyeyim ya. Bunu unutur Ramazan ama bunu alacak gibi. Komandoyu wipe'larsa bu çok güzel bir karşı hamle olacak. Güzel yerden kaçtı açıkçası. Üstüne yürümedi ama işte. Kaçtı. Valla başına işte kadar talihsizlik gelmesine rağmen haritayı gene iyi tutuyor bence Alperen. OKW'nin olayı da bu. Ben de onu tam söyleyecektim işte. Diyorum yani ne kadar önde olursa olsun İngiliz'in manpower'ları fazla olduğu için hala başa baş farkındaysanız o kadar büyük birimler kaybetmesine rağmen. Oynamayan bilmez abi. Berkay bilir, anladı beni Berkay. Zaten bakınca görüyorsun şu an komando 35 istiyor. Gerçi Forschmeier ile karşılaştırmak gerekir de Vox 25 istiyor. Birazdan kıyaslarım ben şimdi. Yani biraz daha Wasp basıp cephede siper çekebilir. Ondan sonra olay şeye dönüyor zaten. Cromwell P4 savaşı. Bak daha pahalı. 3 manpower daha pahalı. MG gelene kadar o AT'yi erikse var ya çok rahatladı. Belki çalarım mı dedi acaba? Zaten şu birimi hiç söylemiyorum. Strumpiyo. Yani neyse. Yine OP birlik ya oyun başı için yani kim ne derse desin. Kısa mesafe ve orta mesafe. Daha iyisi yok. Güzel kullanıldığında canavar oluyor. Yani haritanın lokasyonuna göre tabii. Şuradan bir anda çıkıp böyle girdiğin zaman böyle dümdüz gitmektense. Her zaman işe yarıyor aslında ya. Karşıdaki oyuncu çok odaklı değilse. Mesela 2 tane Volsk tanklarken bir anda flank atıyor ya. Tabii. O bile işe yarıyor. Bence şiverleri şuraya falan kurması lazım. Benzini koruyabileceği şekilde. Komando sıkıntı çıkaracak gibi valla. Yalan söyleyeyim. Bak şu an işte şey yapabilir. Base'i kurduktan sonra. Harbiden Forşim'i düzgün kullanıp yıldız alabilir. Forşim'i yıldız alması gerekiyor silahla beraber. Kaçarak iyi yaptı. Ramazan galiba Church'in gitmeye çalışıyor. Bakayım nasıl yapmaya çalışıyormuş. Henüz bir geliştirme yapmamış abi. Yok. Hiçbir şey yapmayacak. Piyade oynayacak. Abi Centurion diyeceğim de. Centaur mı? Araç görüne kadar piyade oynayacak görürsünüz. Şey mi Ramazan mı? Evet. Araç görüne kadar piyade oynayacak. Abi tankı yok ya. Bak Kobeli yıldızda olsaydı şu an her şeyi görecekti. Ama olmak üzere gerçi. Anında oldu. Bunlar arakalarsa bir şeyler yapabilirler belki. Porsche'mi indirecek mi? P4 mi basacak? İndir Porsche'mi. Bence... yap bunu. P4 getirir bence, biliyor musun? Evet, Alperen'in Panzer sevdası var. Aynen. Komando sıkıntı yaratıyor eğer. Bomba yerse komando... büyük tehlike. Ramazan mühimmat bekliyor. Mühimmatı geldi. Of. Allah'ım. Var ya, Alperen burada refleks olarak geri kaçma tuşuna bassa işi bittiydi. İyi yaptı orada vallahi. Düşünerek attı da aynen. Güzel bombaydı. Ben bunu bombayı kaybettiğini düşünmüyorum. Bence de aynen. Katılıyorum bilenle. Öyle göründü çünkü, ben öyle hissettim ya. Ben de. Tam sonrası yerde. Panzer IV. Panzer IV basıyor bak. Bu da olmazsa olmaz ya. Ondan sonra bir tane Panther basar belki. Yok, yenisini mi çıkardı abi? Yoksa çaldı mı? Yok, yerini aldı. Ha, geri aldı. 4 yıldız olmuş, şuna bakar mısın? Yayında mısın oğlum? Yayındayız, yayındayız. Hı -hı. Eyvah. Öldü, ölmedi. Yok, o bence kaçar gibi ya. Hayır, ben Ejder'e bahsettim. Valla ben olsam bir tane daha MG basardım. Matris şey yaptı, bakalım dur bakalım matris iyi kullanılacak mı? Evet. Bu komutanın özelliklerini kullanmak lazım harbiden ya. Aynen, fırsat bulduk şu an. Şey çok güzel gidiyor, flag emplacement'ı var ya. Evet evet, ondan bahsediyorduk az evvel. Valla yoktum o zaman ya. Açın başlarında. Alperen bir tane birliği şuraya girdi. Hakan çıkamadı, öldü. Evet, çıkamıyor o bug'la. Aynen. Burada da var bir tane hatta diye hatırlıyorum ama. Hayır hayır hayır, antanka kaybetme. Çok büyük sıkıntı olacak. Evet, bir de manpower yok ki şey getirsin. En azından şunlara silah verse tankı yavaşlatabilir. Matres getirmeyecekti ya, o çok büyük hata oldu. Arkadaşlar, İngiliz hariç tüm diğer ülkelerin ana piyadeleri anti tank bombası atabiliyor ya. Harbiden İngiliz'in sıkıntısı oluyor konuda. Siperde buff alıyorsa bir zahmet atmasın. Tabii tabii, ondan anlıyorum da yani sadece bu konuda değerlendirince güzel yaptı Siperde. Evet, İngiliz unutulmuş faction Jo'da. En son güncellemeden sonra bitti. Ah, bu kötü oldu. Ama onu... o başa geliyor ya, Ramazan herhalde direkt bastığı için görmedi. Benim de olduydu ya, Tuka böyle altı diyorum, üstünde patladı, kendi de patladı. Çok canlı sıkıcı, kendisi de patladı abi. Vallahi güldüm ben ya. Benzi gülecek herhalde, smoke atmış. Vallahi yapabilir. Gidiyor. Alperen şey yapar ya, hani imkan varsa kullanır. Aha. Bombayı atamadı. İptal oldu bomba. 3 tane MG sıktı valla. Ramazan bu imkanı değerlendirebilirse. Hatta bak bazen düşünsene, komando şurada demo charge düşüyorsun kaçacağı rotaya. Kenarda bekleyip bum diye patlatıyorsun. Mükemmel olurdu. Pıtı pıtı pıtıcılar. Bir Cromwell oynayışı oyunu değiştirebiliyor musun? Cromwell artı matris aynı anda kullandığında oyunu Fight'da değiştirebilir. Bence Cromwell oyna abi ya. Panther getirmeyecek çünkü. Sandım. Çok güzel baskı kurup, çok güzel baskı kurup manpower'ı bitirebilir. Aynı anda T attığı zaman bir matris atsa Allah kerimdir artık. Ama bayağı bir yaklaştırması lazım bir de. Koruması lazım. Ama işte Cromwell o yüzden zaten. Baskıyı o kuracak. Anladım. Geliyor Cromwell. Antitankın başı belaya girebilir görürse. Zaten bak dedim ya, şeye basacak, bastı. Şeyden sonra. Porsche'un yer. Hedeften sonra. Yine mayın bastı. Hala mayın parçaları var orada. Birkaç tane daha var. Bu şimdi şeyi çok güzel counterlayabilir. Komando yapalım, dur bakalım. İkisinin de komutanları çok güzel bu arada yani. Ah be, kaçtı. Ya buna yakıcı veremiyor muyduk biz ya? Veriyorduk değil mi? Neye? Yanlış mı hatırladım ben? Hı-hı. Bunlara verebiliyoruz. Direkt geliştirmesi var. Ah be, keşke verseymiş ya. Aynen öyle. Çok efektif oluyor çünkü. Hele bu haritada daha iyi olur. Fark ettiniz mi? Ölen askerlerin yer az. Evet, ikinci kayda. Ne güzel işte. İkinci an tank lazım. Ramazan. İkinci an tank lazım. İkinci an, evet evet. Çok güçlü oluyor iki an tank İngiliz'de. Aha, bu komando var ya, işi bitirir gibi. Unutma, unutma. Unutma. Komando işi bitirdi mi? Bitirdi. Bitirdi vallahi, iyi bir tam yaptı. Bir de oyunda şey var mesela, Howitzer düşüp parçalanıyor ya. Mesela Amerikan'ın üstüne düşüyor, Rus'un üstüne düşüyor, cesetler Alman oluyor. Öyle mi? Allah Allah. Parçalandığında. He, uğraşmak istememişler. Böyle ayağı kopmuş bir askere falan dönüşüyor. He, kolu bacağı gidiyor yani. Evet evet. Bir tanesini kapak fotoğrafında kullanmıştım, hatırlıyorum. Soldan toplu hücum mu yapıyor? Cromwell'in yanında kaç kişi var? Sola bakalım. Nereye atıyor? Ah be. Orada. Belki kaçar diye mi buraya attı acaba? Evet evet. Abi komandoyu oraya götürmeseydim iyiydi. İyi de bayıkladı. Keşke Porsche'e dönseydim. Silah düştü üstte. Komando da bayıklarsa git. Yer yer. Siz atabilir şeyle, tankla. Ezmeye çalışacak mı acaba? Şuradan dolayı ezemez ne yazık ki. Başta şöyle gelse... Faust diyecek ve tank vuruyor. Tamam, P4'ler rushlayıp bitiriyor. Bitti. 3 tane var gitti bu arada. Tank gidersin, maç bittik zaten ya. Valla ben başta Polşer'in Viper'dan sonra oyun biter demiştim de. Valla iyi çevirdim. Helal. O yüzden üzülüm, öyle deme diye. Aynen öyle abi. Valla belli olmuyor ya. Ya ben her zaman diyorum yani, insanlar ister inanmaz. İngiliz'de en fazla hata yapma lüksün 2 hamledir. 2 hamleden sonra oyun bitiyor. Bir kez hata yaparsan oyun bitiyor. Aleykümselam, hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyiz. Yayına gel. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Yayındayım zaten. Vay, 400 yapmış, helal olsun abi. Kırpıyor, yer onu. Kimisi yanına. 5 yıldız oldu. Öldürmelere baksanıza. Vallahi eşit şu anda. Alperen abi kayıp alacağımız da olmayacak. Ha, mayınlardan. Mayınlar da ünit olarak seviyor. Bir dakika, Alperen şu kayıpları mayınlar mı yani? Evet. Biraz saçma değil mi o ya? Öyle. Tam 4 saniye. Bir kere şey, adam akıllı reinforce yaptığımı hatırlamıyorum tamamına. Baktım kaybını üstü, imkansız. İmkansız da olsa zaten sonra. Ya ben kayıplarım mayından değil de mayınla öldürdüğün adamların sana geldiğini zannetmiyorum. Yok, sana geliyor da bazen gelmiyor ya. Uçaktan düşen bombaların bazıları da sayın. Çok white dedi ya. Bu da white dedi. Evet, bir ama tane adam hedef atarken ben. Şimdi bilmeyen arkadaşlar vardır. Ramazan İngiliz'i çok az oynuyor ve bu komutanın muhtemelen ilk deneyişi falan olsa gerek. O konuda bilgilendirme yapayım da. Amerika oynasaydı alırdı. Şimdi izleyenler yargılarlar falan. Neden yargılamamak lazım? Hava kuvveti açtı. Alman açtı. Şimdi Panzer IV geliyor. Bu durumu zaten Panzer IV basacağım. Öyle de. Ben doğrusunu yaptı. Alperen olduğu için biliyorum ya. AT basması lazım ya. Oyunun sesi çok yüksek ya. Ramazan abinin. Ya vardı da öldü ya. Maç bitmiş zaten. Oo. Ana o ses kimden geldi? Uf. Evet. Valla ellerine kollarına sağlık ya. Mikrofonu açsınlar evet. Da bir şey diyeceklerse buyursunlar desinler. Heh. Hoş geldin. Yani şu değirmene girdin ya. Orada evet, bilmiyordum. Benim içim yandı vallahi. Söylesem bile bir şey değişmeyecek. Hani dedim acaba tank getirip kırsa kenarlardan falan bir çıkartır diye de umudu tamamen öyle kestik ondan. Öyle yapacaktım da. Aslında bir şey getirecektim ama Ramazan öldürünce getiremedik. Aynen. Getirsen dahi çıkamazsın oradan ya. Çıkamazsın değil mi? Tahmin ettim. Yani çıkarım binayı dedim de belki çıkarım. Onun şeyden değirmenden çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. Bug'la. Anladım. Ya o kadar erken oyunda oldu ki yani bildiğin 260 manpower gitti boşa. Tabii. Hani yeniden kuralım diyecektim orada. Neyse dedim bir deneyelim. Senin de eline sağlık Ramazan. Ne oluyor? Orada değirmen de sıkıştı ya. Bug'a girdi asker. Sevinirlenmediğiniz çok güldüm ya. Kötüymüş ya. Vallahi çarptı durdu. Yok ya ben sinirli. Ramazan sesi kesildi. Abi lütfen mikrofonunu getir. Şu an konuşuyorsan sesin gelmiyor Ramazan. Bir şey dedim mi? Yo, geliyorum şimdi. Ha şimdi geliyor. Bana geliyor size niye yani? Sesin geliyor da çok, kalitesi düşük. Mikrofonun güzeldi ya. Şimdi geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Gelmiyor mu? Ahmet'te bence problemmiş. Yok demin de o. Evet, şu an bir sıkıntı yok yani. Tamam. Şey ya ben anladım ki sinirliyken yok abi ben oynayamıyorum ya. Kendimi sakinleştirmem lazım. Ben de sinirliyken oynayamıyorum. Bir önceki oyun biraz sinirlenmiştim. Abi getirelim mi? Odaklanamıyorum. Abi. Ne? Sami abi getirelim hemen. Valla Sami olmaz ya. Sonra bana küsüyor konuşmuyor. Bir şey sorabilir miyim? Ben mouse'un scroll'unu hakkını helal Ahmet kapattım. Arkadaşlar The Screaming Eagle Ramazan Köylü konuşamadı. Karşılaşması bu şekildeydi. Yeni böyle özel maçlarda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepsinin ellerine kollarına sağlık.